Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi 2021 sınavı bugün sonuçlandı. Hepinize geçmiş olsun diliyorum. Aslında çoğunuzun yani %70-80'inizin büyük ihtimalle kendisini denemek için 110 TL yatırarak resmi bir deneme sınavına girmek amacıyla girdiği bir sınav olarak düşünüyorum bu sınavı. Ama birçoğunuzun sınavdan istediği verimi almadığını da düşünüyorum. Çünkü kaç aydan beri çalışıyorsunuz? Yaklaşık bir seneden beri çoğunuz 11. sınıftan beri çalışıyorsunuz veya mezun olanlar 12. sınıf, 11. sınıftan beri çalışıyor. Uzun süredir çalışıyorsunuz ve birçok müfredat dışı veya çok ağır, zor sorularla kendinizi test ettiniz. Acayip denemelere denk geldiniz. Şimdi bu sorular sizi kesmedi biliyorum. Ama ÖSYM'nin genel mantığı bu ki zaten soruları da ÖSYM hazırlıyor. MSÜ sınavına gidip de Milli Savunma Üniversitesi hazırlamıyor. Veya MEP hazırlamıyor. Soruları yine ÖSYM hazırlıyor ve tipik senelerdir aynı tarzda hazırladığı gibi yine TYT biyolojiyi hatta fiziği kimyayı da tam olarak bilmesem de büyük ihtimalle benzer kolaylıkta hazırlamıştır. Fen sorularında genelde seçici olmaz. AYT'de biraz bir iki soruda keser, doğrar ama geri kalan kısımda arkadaşlar TYT'de pek bir seçiciliği yok. Soruları incelediğimizde mesela bir hücre zemini özgürlük sorusu var. Yani soru çok 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 aşırı kolay bir soru. Yani yıldız vermek istersem arkadaşlar sorunun derecesi 1 yıldız arkadaşlar. Yani çok kolay bir soru. Bilgi düzeyinde bir soru. Yani bilenin yapacağı çok basit bir soruydu. Özellikle ÖSYM'nin bu soruyu incelediğimde ÖSYM'nin arkadaşlar geçmiş yıllarda hücre zarından özgürlükle alakalı sorularında glikolipitten hiç bahsetmiyordu. Hep glikoproteini ön plana çıkarıyordu. Ama aslında özgürlükte glikolipit de var. Zaten kitaplarda yazan bir durum. İlk defa glikolipiti de içine aldığını görüyoruz ki doğru olarak zaten. Dediğim gibi bir yıldızlık bir soruydu. Esansiyel madde sorusuna geldiğimizde ise bence esansiyel madde sorusu 3 yıldızlık bir soruydu arkadaşlar. 3 yıldızlık bir soruydu. Çünkü esansiyel kavramını biz esansiyel amino asit ve esansiyel yağ asit olarak düşündüğümüzde sanki biraz arkadaşlar orada duruyorduk. Çünkü esansiyelin tanımını orada algılamamız gerekiyor. Canlının üretemediği ve dışarıdan hazır almak zorunda kaldığı maddelere esansiyel maddeler, temel maddeler diyorduk. Soruya baktığımızda ise arkadaşlar zaten birçok sürpriz olmayan, çok rahat çözebileceğiniz kısımlar olduğunu görüyorum. Cevabın nükleik asitler ve şey hormonlarıyla alakalı cevap olduğunu görüyorsunuz. Çünkü hiçbir insan dışarıdan nükleik asitini alamaz. Yani belki eşi hormonları dışarıdan hazır alırsın ama üretemediğinden değil, ekstradan takviye olsun diye alabilirsin. Onun dışında arkadaşlar diğer şıkların hepsinde zaten dışarıdan hazır alınan maddelerden bahsetmiş. İlk defa okul kitabında da yazmayan ama minerallerin de esansiyel olabileceğini belirtmiş soruda. Bu da ince bir ayrıntı. Bazen sorular mesela seneyden itibaren bütün kitaplar minerallerin de esansiyel olduğunu yazmaya başlar. İlk defa ÖSYM sordu arkadaşlar bu arada bunu. Mineraller esansiyel hiç demiyorduk. Yani dışarıdan hazır alıyoruz diyorduk ama esansiyel falan kavramını kullanmıyorduk. Artık kullanacak. Kitaplarda kullanacak. ÖSYM yine bizim bilgi dağarcığımıza bir şey ekledi. Soru bence kolay gibi görünse de 3 yıldızı hak edecek. Bence güzel bir soru arkadaşlar. Diğer bir başka bir soruya baktığımızda Cyanobacteria Euglena sorusuna baktığımızda arkadaşlar burada da aslında klasik prokaryot, ökaryot arasındaki fark sorusu. Yani soru yine arkadaşlar bir yıldızlık bir soru. Yine bilgi düzeyinde hemen hemen tüm soru bankalarında görebileceğiniz tarzda bir soru. Cyanobacteria'nın bakteri olduğunu bilen, Euglena'nın da ökaryot bir canlı olduğunu bilen herkesin çok rahat bir şekilde fotosentez yapan iki canlının arasındaki farkı prokaryotlarda kloroplast olmadığını bilerek çözeceği basit bir soruydu arkadaşlar. Sonra mitoz telefaz sorusu var arkadaşlar. Mitoz telefaz sorusuna baktığımızda ise bu sorunun da bence yıldızı 2 hatta yine 3 yıldız diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu soru da çok kolay gibi görünen ama bence beni şaşırtan bir soru. Ayrıntıdan soru sormuş çünkü. Mitozda o kadar sorulacak kısım varken arkadaşlar sorunun neresinden sormuş? Gitmiş telofazda hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesinin yani sitokinezin başladığını sormuş. Bence ayrıntı bir mesele. Öğrencinin birçoğunun bilmesi muhtemel ama ayrıntı bir mesele. Mesela bitkilerde hayvanlarda normalde anafazda başlar derdik eskiden. Ama bu soruda arkadaşlar direkt telofazda ortadan ikiye bölünme başlar demiş. Bu da okul kitabından direkt sorunun alındığını gösteriyor. Okul kitabına arkadaşlar gerek bitki gerek hayvan hiç ayrım yapmadan telofazda başlar diye yazıyor. Hatta ben konu anlatımında eskiden bitkilerde
telofazda işte hayvanlarda anafazda başlar dediğimi hatırlıyorum. Ama konu anlatma dedim ki artık bunu sallamamışlar. Direkt ikisi için de telofazda başlar kısmını aldığını söylemiştim. Yani kısacası burada artık geçmişe mazi demiş. Ama kitapları incelersek bitki, hayvansal organizmalarda arkadaşlar stoplanma bölünmesinin telofazda değil aslına bakarsak anafazda yavaş yavaş başladığı biliniyor. Ama yine okul kitabından direkt alındığı için arkadaşlar sorunun cevabı ne olmuş? Ada ne olmuş? Burada okul kitabına olan önemin giderek artması gerektiğini gösteren bir soruydu sevgili arkadaşlar. Ekoloji sorusu yani yine bir yıldızlık hatta sıfır yıldızlık bir soru. Yani görüp görebileceğiniz her soru bankasında görebileceğiniz bir soru, hiç değerlendirmeye bile değmez bir soru arkadaşlar. X'e bağlı çekinik özelliklerle ilgili sorunun yıldızına 2 yıldız diyebiliriz arkadaşlar. 2 yıldızlık bir soru. Ama hani bu konuyla alakalı, kalıtımla alakalı şöyle söyleyeyim size. Konuyu çalıştıktan sonra 3-5 tane deneme dahil test çözen herkesin rahatlıkla çözebileceği bir soruydu. Yani renk körü bir erkeğin annesinin renk körü olması zorunlu olmadığını anlaması lazım bir insanın. Çünkü anne taşıyıcı olabilir. X küçük R'yi annesinden alabilir değil mi? Ve hasta olabilir. Bunu anlamak lazım. Bunu algılayabilmek lazımdı. Birçoğunuzun yapması gereken bir durumdu. Genel hatlarıyla arkadaşlar sorulara bir yıldız verirsem, toplam manada yıldız verdiğimde maalesef arkadaşlar TYT olarak düşündüğümde 2 yıldızlık bir arkadaşlar değeri var. Tabii 2 yıldız niye gösteriyor? Soruların bilgi düzeyinde olduğunu gösteriyor bize arkadaşlar. Bilgi düzeyinde olduğunu gösteriyor soruları. Bilgi düzeyinde ama TYT eşit ağırlık öğrenciye de girdiği için arkadaşlar. Meslek lisesi arkadaşlarımız girdiği için. Çeşitli meslek lisesi öğrenci arkadaşlarımız. Burada meslek liselerini küçümsediğimizden değil. Onların yoğunlaştığı alanların çok farklı olduğunu biliyoruz. Mesleki eğitime daha çok yoğunlaştıkları için. Buralara fazla derinlemesine dalamadıkları için. Soru kalitesinin demeyeyim de soru içeriklerinin biraz daha güdük kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Ama yine de mesela şu mitos telefaz sorusunun direkt Milli Eğitim Bakanlığı kitabından alınmış olduğunu anlamış olmak sevindirici. Çünkü tekrar diyorum biz eskiden direkt arkadaşlar hayvanlarda mitoz bölünmede stoplanma bölünmesinin anafazda başladığını, bitkilerde ise telofazda başladığını söylerdik. Ama bakın bu soruda telofazda başladığını söylemiş. Okul kitabı direkt stoplanma bölünmesinin genellikle kelimesini kullanıyorum ama telofazda başladığından bahsediyor. Bir sevindirici bir durum bu arkadaşlar. Bu yine okul kitabının önlerini alarak soru sorduklarını gösteriyor bence. Cyanobacter oblongata sorusu biraz şaşırtıcı. Direkt isim canlı ismi vererek sormuşlar soruyu. Bu soruyu hani hücre konusuna da alabilirsin. Sınıflandırma konusuna da alabilirsin ama sınıflandırma diye sormuşlar. İlk defa bu tarz bakteri ya da şöyle söyleyeyim prokaryot ökaryot karşılaştırmasına benzer bir soru gördüm sanki. Daha önce görmemiştim. Özgürlükte glikolipidi içine katmaları sevindirici olmuş. Esansiyel madde sorusu bence sürpriz bir soru arkadaşlar. Her ne kadar kolay gibi görünse de sürpriz bir soru. Yani soru bankalarında hiçbir soru bankasında ben görmedim. Ama olan soru bankalar olabilir. Elime geçmedi için bilmiyorum ama. Yani minerallerin dışarıdan hazır alındığını biliyoruz ama esansiyel kavramını kullanmıyorduk. Burada esansiyel kavramını dışarıdan hazır alınmak olarak bilmemiz isteniyor gibi görünüyor arkadaşlar. Başka ne diyebilirim? Genel hatları duyduklarımı göre düşünürsek denemenin çok kolay olduğunu söyleyen arkadaşlarımız mevcut. Birçok öğrencinin arkadaşlar 100 üzeri net çıkardığını, üçlü hanelere çıktığını duyuyorum. Çıktığını kendilerince çıktığını söylüyorlar. Deneme dedim ama aslında Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş sınavı arkadaşlar bu. Tipik TYT sınavları böyle olur arkadaşlar. Yani 3 ay sonra yaklaşık 3 ay sonra gireceğiniz YKS 2021'de de TYT'de benzer bir durumla karşılaşacaksınız. Yani YKS 2021'de de bundan farklı bir durumla karşılaşmayacaksınız arkadaşlar. Hemen hemen aynı durumda karşılaşacaksınız. Hemen hemen aynı tarz sorular gelecek. AYT'de biraz sizi zorlayacaklar. Ama yine tekrar ediyorum böyle esansiyel tarzı değişik tabirleri önümüze sunacaklar. Soru stili değiştirme açısından veya mitoz telofaz sorusunda anafazda başladığını eskiden söylediğimiz durum artık telofazda başladığını soruyor adamlar. A şıkkı demiş hatta. Böyle durumlarda söz konusu. Hepinize arkadaşlar geçmiş olsun diyorum. İnşallah MSÜ'ye kolluk kuvveti veya işte asker olmak için giren arkadaşlarımız varsa hedefledikleri subay, as subaylık mevkilerine, rütbelerine gelmelerini
toplum için, ülkemiz için hayırlı birer asker olmalarını dilerim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yani sınavı değerlendireceğim bu. Zaten soruları açıp soruları çözme imkanımız yok. Malum biliyorsunuz başımıza bela almaya gerek yok. Böyle soruları sadece özet babında sizlere değerlendirdim. Sadece soruların şeklini şemalini vermedik. Ama ne demek istediğimizi zaten anlıyorsunuz diyoruz. Evet, hepinize iyi günler diyorum. Allah'a emanet olun.